Alıç yöresel bir bitki, tam mevsiminde insanlar tarafından çok sık tüketilmeye başlandı bu dönemde. Çok faydalı olduğu iddia ediliyor, çok faydalı olduğu söyleniyor ve bu mevsimde çok sık tüketilmeye başlandı. Bu dönemde mevsimsel olarak vakalar bize artmaya başladı. Karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma, hazımsızlık gibi şikayetlerle gelen hastalarımız oldu son dönemde. Bir hafta içerisinde 4-5 tane vakamız geldi. En ilginç vakamız da midede kitle diye gelen bir hastamız oldu. Muayenede de mide bölgesinde kitle diye biz düşündük. Sonra işte radyolojiden ultrasonografi, tomografi incelemeler yaptık. Gerçekten midede kitle gibi gözüküyor. 3-4 tane hastamız da yine midede şişkinlik, bulantı, kusma, mide ağrısı gibi şikayetlerle geldiler. Bu hastalarımıza endoskopi incelemesi yaptığımızda mide içerisinde gerçekten yabancı cisim diyeceğimiz bezuar oluşum, kitle tarzında taşlaşmış alıç meyvesini gerçekten gördük. Muhtemelen aşırı tüketime bağlı ya da çekirdeğiyle tüketime bağlı oluştuğunu düşünüyoruz. Ve bunu biyopsi forceps ile ya yabancı cisim forceps ile mide içerisinde parçalıyoruz ve parçaladığımızda gerçekten kitle haline gelmiş bir alıç kitlesi görüyoruz mide içerisinde. Muhtemelen çekirdeğiyle tüketime bağlı ya da aşırı tüketime bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde çok sık tüketilmeye başlandığı için ve bu grup hastalar çok sık gelmeye başladığı için bunu insanlara duyurmamız gerekiyor ve bu bilgiyi vermemiz gerekiyor. Uyarıda bulunabilir misiniz hocam? Alıcı fazla seven vatandaşlar fazla tüketiyor. Evet, bu yörede çok seven var, çok sık tüketiliyor. Öneri olarak çok az tüketilmesini ve çekirdeğiyle birlikte tüketilmemesini öneriyoruz. Ve böyle bir şikayetlerle birlikte olduğu zaman alış tüketiminden sonra hastalarımızın buna benzer sindirim sistemiyle ilgili şikayetler olduğu zaman bize başvurmalarını öneriyoruz. Hocam endoskopide işlemli onu parçaladınız. Sonrasında doğal Endoskopi damarına sırasında onu parçalıyoruz. Forceps ile ya da yabancı cisim forceps ile onu parçalıyoruz. Küçük parçaların da ince bağırsaktan atılmasını sağlıyoruz. Eğer bu yapılmaz ise bu top halinde olmuş olan alış topu mide çıkışını tıkayabilir, ince bağırsağı tıkayabilir. Tamamen parçalandığından emin olduktan sonra hastaları biz evine gönderiyoruz. Sonbahar döneminin yaklaşmasıyla birlikte doğada ortaya çıkan alıç meyvesi bağışıklığın güçlendirilmesinde kilo vermede oldukça etkili olan bir meyve. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta miktar ve kullanım şekli. Fazla miktarda tüketildiğinde mide hazımsızlığı ve ishal gibi problemlere yol açabiliyor. Bunun dışında gebe ve emzikli annelerde ve mide rahatsızlığı olan hastalarda tüketilmesini istemiyoruz. Her şeyde olduğu gibi bunda da miktar oldukça önemli. Fazlası tüketildiğinde peki nasıl bir etkisi olabilir? İshal, mide hazımsızlığı gibi sıkıntılara yol açabiliyor. Mutfağımızda marmelat veya sirke olarak tüketebilirsiniz. Ancak sirke tüketiminde de mutlaka direkt olarak değil, sulandırarak veya salatalarda az miktarda tüketmeniz gerekmekte. Emrullah abi. Gölge de olmuyor mu? Sen de neler yapıyorsun öyle? Sen neler yapıyorsun? Onun hepsini karıştırıp koyacağım abi. Yavaş yavaş. Bir tane de buna boşluk koysana. Su. Şey kaşık vardı ya bir. Açsana ya.